Bu video çalışmamızda, Google Chrome web tarayıcımızda kullanabileceğimiz en pratik çeviri eklentisinin kullanımını anlatacağız. Bu eklenti sayesinde, sayfayı komple çevirmeyle uğraşmadan sadece üzerine geldiğiniz yazının çevirisi size gösterilecektir. Eklentinin bir diğer güzel özelliği, yabancı altyazılı videoları da otomatik çevirip hemen altında bu şekilde orijinal yazıyla birlikte göstermesidir. Kullanacağımız ücretsiz eklenti, Mouse Tooltip Translator eklentisidir. Google arama bölümüne Mouse Tooltip Translator eklenti yazarak indirme linkine ulaşabilirsiniz. Yükleme linkini video açıklamasına da ekledim, oradan da ulaşabilirsiniz. Eklenti sayfasının sağ tarafında yer alan Chrome'a ekle butonuna tıklayıp eklentiyi tarayıcımıza yükleyelim. Eklenti ikonunu araç çubuğunda sabitlemek için uzantılar ikonuna tıklayıp eklentinin hemen karşısındaki sabitle butonuna tıklayalım. Eklenti ikonumuz araç çubuğuna sabitlenmiş oldu. Eklentiyi yapılandırmak için eklenti mavi ikonuna tıklayalım. Çevirinin nasıl gösterileceğini buradan belirleyebilirsiniz. Örneğin mouse'un sol tuşunu seçerseniz, yabancı kelimenin üzerine gelip sol tuşa bastığınızda çevirisini gösterecektir. Ben, Always seçeneğini seçiyorum. Böylece yabancı kelimenin üstüne mouse ikonu ile geldiğinde, otomatik çevrilmiş hali gözükecektir. Bu ekranda kendi tercihinize göre seçim yapabilirsiniz. Çeviri motoru bölümünü, yapay zeka destekli DeepL olarak seçmenizi öneririm. Çeviri yapılacak dili ve çevrilecek yazı dilini de, isteğe bağlı buradan değiştirebilirsiniz. Şimdi, eklentinin nasıl çalıştığını test edelim. Chrome tarayıcısından İngilizce içerikli bir site açtığımda ve mouse ile içeriğin üzerine geldiğimde, otomatik çevrildiğini görmekteyiz. YouTube içeriğinde İngilizce altyazılı bir video açtığımda, gördüğünüz gibi orijinal yazının altında Türkçe çevirisinde görmekteyiz. Bu eklenti sayesinde yabancı videoları bu şekilde izleyerek, yabancı dil öğrenme becerinizi de geliştirebilirsiniz. Eklentiyi Chrome tabanlı, Microsoft Edge, Brave ve Opera gibi tarayıcılarda da kullanabilirsiniz. Başka bir internet ipuçları video çalışmasında görüşmek üzere.